Asya'nın batıya açılan kapısı Ukrayna. Yeşiliyle, doğasıyla ve tarihiyle sosyal yaşamın oldukça çeşitli olduğu bir ülke. Son günlerde ise siyasi çatışmaların odak noktası. Bir taraftan gece hayatının, alkolün esir aldığı insanlarla dolu bir ülke Ukrayna. Diğer taraftan Rayana Olga gibi kurtuluşa eren insanların da olduğu bir ülke. Aslen Ukrayna'nın kuzeyindeki Belarus'tan gelir Rayana Olga. Uzun yolculuklar sonunda ait olduğu hak yol İslam'a ulaşır. Assalamu alaikum, меня зовут Раяна Ольга Черных, я белоруска, я мусульманка, уже больше 4,5 лет. Я приняла ислам в августе 2010 года. Esselamu aleyküm. Benim adım Rayana Olga Cherny. Ben bir Belarusluyum. İslam'ı 5 sene önce 2010 yılının Ağustos ayında kabul ettim. Sıradan bir ailenin çocuğuydum. Annem Kazakistan'dan göç etti. Babam da aynı şekilde Kazakistan'dan göç etti. Onun ailesinde Rus, Ukraynalı ve biraz da Tatar kökenleri mevcuttur. Babam ortaokul mezunudur ve işçidir. Uzun zaman Kazakistan'ın Karaganda şehrinde madenci olarak çalıştı. Annem ise tıp okulu mezunuydu ve Karaganda Hastanesi'nde hemşire olarak çalışıyordu. Babam maalesef artık bizimle değil. 2006 senesinde vefat etti. Annem ise Beyaz Rusya'nın Minsk şehrinde yaşıyor. Ve hala orada kanser tedavi hastanesinde çalışıyor. Ayrıca çok fazla seyahat ediyor ve arkadaşlarıyla buluşuyor. Aktif bir hayat sürdürmeye çalışıyor. Benden 2 yaş büyük bir de abim var. Aynı gün 2 sene farkla doğduk. Şu anda 30 yaşında. Avukat olarak Minsk'te çalışıyor. Ve o da çok fazla seyahat ediyor. Çünkü kendi dalında bayağı başarılıdır. Sık sık Avrupa ve Türkiye parlamentolarında görev üstleniyor. Çok meşgul biri. Sıradan bir aileydik. Ufak bir şehirde yaşıyorduk. Ebeveynlerimiz 1985 senesinde Kazakistan'dan Belarus'un Minsk şehrine göç ettiler. Barış içinde ve sevgi dolu bir ailede yaşıyorduk. Çünkü annem ve babam aile içindeki davranışlarımıza çok önem veriyorlardı. Bize ve bizim eğitimimize çok fazla zaman ayırıyorlardı. Bundan dolayı kendi çocukluk yıllarımı çok büyük bir özlem ile anıyorum. Rayana arkadaşlarından farklı bir çocuktu. Farklı ilgi alanları, zevkleri vardır. Ailesi her zaman onun yanında durur. Kendine olan güveni tamdır. Küçük yaşlarında bile üretken ve hareketli bir yaşam sürer. Araştıran ve kendini geliştiren bir çocuk olması, ileride onun hakikatlere ulaşmasında büyük rol oynayacaktır. Um,
Doğduğum ufak şehrin adı Kohanovo. Belarus'un doğu tarafında, Rusya'nın sınırında bulunuyordu. Çok ufak bir şehirdi. Nüfusu 5000 kişiydi. Çok sessiz bir yerdi. Başkent Minsk'e 180 kilometre uzaklıktaydı. Genellikle herkes birbirini tanırdı ve sakin bir hayat sürdürürdü. Hiç sıra dışı bir olayla karşılaşılmazdı. Ta ki ben gazeteci olana kadar. O zaman 15 yaşındaydım. Ve 2002 senesiydi. Ufak bir gazete yayınlıyordum. Haberci adıyla çıkan gazete, internetten alınan haberlerle yayınlanıp şehirde dağıtılıyordu. Kariyerim böyle başladı. Herkes gibi ben de şehirdeki tek okulda eğitim alıyordum. Aynı zamanda müzik okulunda piyano ve keman dersleri alıyordum. Ama hocaların tavrı yüzünden müzik okulunu, eğitimimi bitirmeden bırakmaya karar verdim. Okulda ise daha çok yabancı dil olan Rusça ve Almanca dillerini öğrenmeye çabalıyordum. Kimya, fizik ve matematik derslerini hiç sevmiyordum. Ve sınav zamanları okula gitmemeyi tercih ediyordum. Kötü puan alacağıma hiç gitmemeyi seçiyordum. Annem durumdan haberdardı ve bana izin veriyordu. Okulda birçok arkadaşım vardı ama çoğunlukla farklı bir frekanstaydık. Ben daha çok seyahat etmeyi seviyordum. Kitap okumak, siyaset ve gazetecilik alanları ilgimi çekiyordu. Bundan dolayı arkadaşlarım beni çok ilginç bulmuyordu. Daha çok okul dışında arkadaşlıklarım söz konusuydu. Bir rock grubunda gitar çalıyordum. O grupla birçok şehri dolaşarak konserlere katıldık. 2003'te üniversiteyi Minsk şehrinde kazanarak daha fazla arkadaş edindim. Eski arkadaşlarım, gazetecilik ortamında tanıştığım arkadaşlarım ve diğer şehirlerden birçok arkadaşım daha oldu. Çok hareketli bir yaşamım vardı. Haksızlıklar karşısında susmaz hiçbir zaman Rayana Olga. Yanlışı yapan kim olursa olsun çekinmez düzeltmekten. Bu yönüyle tepkiler toplar büyüklerinden. Ancak ailesi bu dik duruşu karşısında ona destek çıkar. Onun kararlarının yanında yer alırlar. Хотя, что я очень хорошо помню из школы, учителя не очень меня любили. По той простой причине, что принцип... Okul yıllarından en çok aklımda kalan şey, öğretmenlerin beni sevmemeleri. Öğretmenlerin her söyledikleri, her yaptıkları doğrudur prensibi benim için geçerli değildi. Eğer öğretmen bir konuda yanlışsa ya da haksızsa çekinmeden bunu ona söyleyebiliyordum. Bundan dolayı hep tartışma çıkardı. Çünkü insanlar hatalarını zor kabul ederler. Hele o hatayı bir çocuk gösteriyorsa. Annemi her zaman okula çağırırlardı. Hiç korkmuyordum. Çünkü ailemizde herkes birbirine güveniyordu. Ve ben rahatça okulda yaşadıklarımı aileme anlatabiliyordum. Annem çok fazla okula giderdi. Ama birçok konuda beni desteklerdi. Çünkü gereksiz yere tartışmaya girmeyeceğimi biliyordu. Okulda yapılan veli toplantısına benim annem ve babam her zaman beraber giderlerdi. Öğretmenim her zaman buna gülerdi. Çünkü gelen dört velinin ikisi benim annem ve babamdı.
Benim sınıf arkadaşlarım genellikle okulda olanları anne ve babalarına anlatmıyorlardı. Bense hiçbir şeyi saklamıyordum. Anlattıklarımdan hiç korkmuyordum ve utanmıyordum. Okulu bitirdiğimde ise öğretmenler derin bir oh çektiler. Artık herkes öğrencileri eğitmekle meşgul olur. Benim terbiyemle değil diye düşünüp gülüyorduk. Henüz genç olduğu dönemlerde bile gerçeğin peşindedir Rayana. Araştıran, sorgulayan bir kişi olmaktan geri durmaz. Savunduğu ilkelerin arkasında durur her zaman. Ancak bu yönü onun başına biraz da dert açar. Ailesinin desteğiyle dertler onu alıkoymaz yolundan. Это произошло в Минске. Я принимала участие в несанкционированной властями. Okuldaki en büyük anım ise 15 yaşımdaydı. 14 февраля любви перемен. Beni hapse attılar. Minsk şehrinde 14 Şubat'ta yapılan muhalefetin protestosuna katıldım. Sevgi ve barış protestosuydu. Küçük yaşlarımdan beri Cumhurbaşkanının izlediği siyasi yola karşıydım. Bundan dolayı bazen gazeteci, bazen katılımcı olarak gençlik eylemlerinde yer alıyordum. Beni Minsk'te hapse attılar ve bir gün orada kaldım. Annem ve babam beni almaya geldiklerinde çok korkuyordum. Babamsa beklediğimin tam aksine benimle gurur duyduğunu söyledi. Polisten, siyasi görüşlerden korkmadan kendi görüşünü savunmak büyük cesaret ister dedi. Benim için bu sözler büyük destek anlamına geliyordu. Daha sonra evrakların okula gönderilmesiyle beraber bazı insanların bana suçlu muamelesi yapmasına anlam veremiyordum. Kendimi hiç suçlu bulmuyordum. Sadece kendi görüşlerimi savunuyordum. Bu konuda anne ve babamın bana olan güvenleri beni ayakta tutmaya yardımcı oldu. Daha sonraki yıllarda bu tür konularda hep aktif bir rol izledim. O olaydan sonra kendimi daha güçlü ve daha serbest hissediyordum. İslam'ı kabul etmeme de bunun bir faydası oldu. Gerçeğin yanında olduğunuzda mutlaka birçok kişiden destek bulursunuz. Bu ileride karakterinizin oluşmasında da büyük etken olur. Üniversitede aynı şekilde polisle olan ilişkilerimiz devam etti. Çünkü genellikle hep muhalefet gazetelerde ve internet sitelerinde çalışıyordum. Annem ve babam buna rağmen desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler. Onların sayesinde buralara kadar geldim. İnsan günün birinde üzerinde yürüdüğü topraktan bir parça olacağı gerçeğini kavramalıdır. Hayat ancak bu kavrayışın ışığı doğrultusunda yönlendirilirse doğru şekilde yaşanır. Rayana da genç yaşta babasının ölümüyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu yüzleşme onun bir şeyleri fark etmesini sağlar. Hakikate olan yolculuğunun başlangıcı olur.
2006 senesinde Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra ben yine birçok eyleme katıldım. Eylemler sonrası 10 günlük hapis cezasıyla çarptırıldım. O zamanlar daha 20 yaşındaydım. Aslında çok gençtim ve her an kırılabilirdim. Ama annem ve babam sayesinde bunların üstesinden geldim. Annem oradaki camdan yüzünü göreyim diye hapishaneye her gün geliyordu. Abim de her zaman bana destek oldu. Onların sayesinde o günleri rahatça atlattım. Hapisten çıktıktan bir hafta sonra kaza sebebiyle vefat eden babamın ölümünü dimdik bir şekilde karşıladık. Annem, abim ve ben yalnız kaldık. Ama bu, ailemizi bekleyen acıların sonu değildi. 9 sene geçmesine rağmen babamın ölümü benim için İslam'a yapacağım ilk adımdı. Babam öldüğünde bir şok geçirdim. Bizim için o ailenin reisiydi. Ailenin kurulduğu bir zemindi. Onu çok seviyordum ve ona güveniyordum. Benim için babadan daha çok bir arkadaştı. Benim için adeta bir oktu. Cenazesine çok dindar bir Hristiyan olan babamın annesi, yani ninem geldi. Beni ve annemi sakinleştirmek için bize şöyle dedi: Allah'ın size verdiği bu çilenin manasını ileride göreceksiniz. Bu, Allah'ın boşuna babamızın hayatını almadığının ve ileride bizim hayatlarımızın değişeceğinin göstergesiydi. Bir şeyleri fark etmek için başlangıçtı. Öyle de oldu. Hayat, insanın karşısına beklemediği şeyler çıkarır kimi zaman. Sonucunu yalnız Allah'ın bildiği acı tatlı olaylar vuku bulur. Rayana da babasının ölümünün ardından yeni zorluklarla karşılaşır. Hayatı alt üst olmuş bir şekilde farklı bir düzene yelken açar. Doğduğum şehirde uzun bir süre kaldım. Babamın cenazesiyle uğraştım. Sonra Minsk'teki üniversiteye geri döndüm. Ancak uzun süreli yokluğum, üniversite yönetiminin beni uzaklaştırmasına neden oldu. Madem hapis için seni uzaklaştırmadık, o zaman uzun süre olmadığın için uzaklaştıralım dediler. Her şeye rağmen eksik kalan dersleri tamamladım. Ama başarısızlık nedeniyle yine de beni uzaklaştırdılar. Oysa hiç de başarısız değildim. Ama olan oldu ve ben panik halindeydim. Ne yapacağıma karar veremiyordum. Tekrardan üniversite mi kazansam diye düşündüm. Tesadüfen Polonya'da okumak isteyen öğrencilere verilen bursu öğrendim. Düşünecek zamanım bile yoktu. Bir günde Polonya vizesini aldım. Eşyalarımı topladım ve gittim. Karar değiştirecek zamanım yoktu. Daha sonra Allah'ın bana yol gösterdiğini anladım. İlk defa Avrupa'ya gidiyordum. Ne Polonca biliyordum, ne de onların kültürünü. Benim için tam bir şoktu. Annemin veya abimin yanına dönebilir miyim düşüncesiyle yaşadım. Çünkü önceleri evden bir haftadan fazla uzaklaşmıyordum.
Belarus'ta her hafta ya da haftada iki defa şehrime geliyordum. Oysa burada öyle bir imkan yoktu. Ve akrabalarımla ne zaman görüşeceğimi kimse bilmiyordu. Dil kursları sonrası Degolon Üniversitesi gazetecilik bölümünü kazandım. Ama birinci yıl çok zor geçti. Yabancı insanlar, tam olarak öğrenemediğim yeni bir dil, uzakta kalan ailem. Acı verici bir yıldı.